Gaziantep doğumluyum. Gaziantep Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunuyum ve sosyoloğum. Sosyal hizmet uzmanlığı yapıyorum. Aynı zamanda yetişkin okuma yazma eğitimcisiyim. Uzun yıllardır, yaklaşık 25 yıldır Anne Çocuk Eğitim Vakfı gönüllüsüyüm. Ve pek çok kadın çalışmacılığında başkanlıklar yaptım. Bir dönem 4 yıl kadar bir sendikanın kadın komite başkanlığını yaptım. Ve kent konseyinde cinsiyet eşitliği izleme platformunda ve aynı zamanda kadın sağlığı eğitim platformunda ve UN Women'la pek çok projelerde koordinatörlük yaptım. Burası bir gönüllüler evi. Güven Evler Mahallesi'nin gönüllüler evi. Burada bir mutfak kurmak zorunluluğu duyduk. Neden? Çünkü depremin ertesi günü bir şişe su bulamayan pek çok yaşlı ve çocuk vardı. Hem anaokulunda hem camide kalan yaklaşık 1500 kişi, engelliler de dahil olmak üzere böyle bir kontenjan olduğunu anladım. Ve okulun müdürüne geldim. Çünkü belediyeler ve o andaki kurumlar bize destek olamadılar tabii ki şokun etkisiyle. Ama birilerinin bir şey yapması lazımdı. Çünkü aç, susuz çocuklar, bebekler ve yaşlılar çoktu. Sağ taramamdan sonra okula geldim. Bana bir mutfak verir misiniz? Anaokulu olduğu için mutfak olduğunu biliyorum burada. Aşağıdaki mutfağın güvenlik sebebiyle tehlikeli olduğunu söyledi yetkili. Ama burası küçük bir tek katlı sanat atölyesi çocuklara ait. Burayı bir küçük butik mutfak haline getirebiliriz iznini aldıktan sonra STK'cı gönüllü arkadaşlarımla işte böyle iki tane ocak, üç tane tüp, bir paket makarna, işte o 50 kilo mercimek derken şu anda biz burada yaklaşık günde 3000 kişiye kahvaltı ve akşam yemeği veriyoruz. Çocuklarımıza ilaç dağıtıyoruz, doktorlarımıza yazdırıp. Çünkü ishal başladı yetişkinlerde ve çocuklarda, özellikle bebeklerde. Onlara ağrı kesici şurup, ishal önleyici şurup ve yetişkinler için tabletler. Ve şu anda deprem bölgesinde acil durumda olan yerlere de buradan erzak, bebek maması, kadın pedi gibi acil imkanlar tedarikliyoruz. Sponsorum Trendyol Go. İlk gün Trendyol'u aradım. Böyle bir mutfak kuruyorum ve lütfen destek verin dedim. Trendyol Go sağ olsun bana bir tır erzak gönderdi. Buranın ilk aşaması Trendyol Go tarafından yapıldı. Sonra da lavaş ciğer, cumba künefe sponsorlarımız, Taşkala Lojistik, Oktay Bey sponsorumuz. Pek çok sponsorlar kendiliğinden geldiler. Şu anda burada hiçbir kurumdan ve hiçbir belediyeden hiçbir destek almadan böyle bir gönüllülük ekibi var. Bu mahallenin oturanları, sakinleri. Bahçede dolaştım, dedim ki böyle bir mutfak kuralım ve destek olalım. Hiç kimseyi beklemeden. Tamam hocam dediler, böyle toplandık. Şimdi işte kadınlar, erkekler, gençlerden oluşan 30 kişilik bir Güven Evler Mahallesi gönüllülük grubumla 10 gündür bu hizmeti gönülden, hakikaten çok yorularak ama mutlu yorularak. Gece 2'de yatıyoruz, sabah 6'da kalkıyoruz. Bugün şu anda 5.162 hasarlı bina var Antep'te. Bunun 2.132'si yıkılmak üzere kapatılmış durumda. Ölü sayımız gittikçe artıyor. Türkiye'de de, Antep'te de ve hali hazırda enkaz altından çıkan yaralılarımız var. Böbrek yetmezliğine girmiş ve çoğu da donmuş durumdalar. Maalesef böyle bir acı tablo var ama şu anda anaokulumda da, camide de, sadece bu mahalleden değil, İsahiye'den, Nurdağ'dan, Maraş'tan ve Adıyaman'dan gelen misafirlerimiz var. Hakiki depremzedeler buraya geliyorlar ve kalmak için. Şu anda evinde az hasarlı ve hasarsız raporları verildiği için insanlar yavaş yavaş çıkmaya başladı. Tabii doğalgaz ve elektrik tedariği de yapıldığı için. Bugün cinsiyet eşitliği izleme platformumla bir Zoom toplantısı yaptık ve ben buraya acil çocuklar için ve yetişkinler için psikolog ve rehber danışmanlar istedim. Çünkü çok acil bizim de hayata tutunmamız ve iyileşmemiz lazım ruhsal olarak da. Evet. Bu projeyle yerimiz de çok güzel. Yerimiz Güneykent tarafında bir yer, eski bir lokal ve profesyonel mutfağı var. Hocam biz çalışırız, böyle herkes de bir, üçer dörder kendi gibi bir kadın getirirse, 30 kadınız değil mi? Mesela dörder kadın olsak 120.
Benim derneğimdeki kadınları da toplarız. Gönüllüsünüz burada. Evet. Göreviniz bir gün bitecek. Gitmek istiyor musunuz? Ayrılmak istiyor musunuz? Bitene kadar devam edeceğiz. Bitene kadar buradasınız. Ne yapıyorsunuz mesela? Anlatır mısınız? Bora bayanlara yardımcı oluyoruz. Onlar yemek yapıyorlar. Dağıtımlarına falan yardımcı oluyoruz. Yanlarında durmak için. Bazı sıkıntılar oluyor. Yemek için kavgalar oluyor. Onlara hem yardımcı olalım diye oturuyoruz. Evet. Hem de bizim çocuklar da burada. Hep beraber gönüllüyüz. Evet, teşekkür ederim. Burada gönüllü olarak çalışıyoruz. Eş, oğlum, kızım hep birlikte. Yemeklerin yardımında çalışıyoruz. Yani burası düzelene kadar, en azından insanların ihtiyaçları bitene kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Evet, neden buradasınız? İnsanlara yardım edebilmek için. Ne yaptınız? Sabah kahvaltı çıkarıyoruz 1500-2000 kişiye. İlk günler 3000 kişiydi. Şimdi 1502 kişiye yemek çıkarıyoruz. Ve sabah kahvaltısı, öğle yemeği, elimizde ne varsa artı buraya biriken ürünleri de en yakın köylerimize ve kazalarımıza, Dilek Hanım'ın yani söyleyemediği, en yakın köylere, kazalara ulaştırmaya çalışıyoruz. Evet. Bunu yapabilip de insanlar mutlu edebiliyorsak ne mutlu bize. Evet, ne güzel. Ben burada daha sonra dahil oldum arkadaşlara. Burada tedarik konusunda yardımcı oluyorum. Onun haricinde bizim gönüllü gruplarımız var, WhatsApp gruplarımız. Onlar aracılığıyla enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyoruz, yardım ulaştırmaya çalışıyoruz. Geçen İslahiye'de biz 4 tane bayanı tahliyeyle buraya getirip yerleştirdik. Yine ihtiyaçlar oluyor. Aslında Gaziantep'in fazla bir ihtiyacı yok. Psikolojik desteğe ihtiyacı var ama başka bir ihtiyacı yok diyebilirim. Bizim diğer ilişkilerimiz, diğer illere göre, diğer illere tüm vatandaşlarımızın, tüm Türkiye'nin, tüm milletimizin bir şekilde daha sağlıklı bir şekilde sahip çıkmasını istiyoruz. Bu yardımların artık yoğunlukla değil de aralıklı yapılmasının daha faydalı olacağı kanaatindeyiz. Çünkü yığılmalardan dolayı artık malzemelerde çürümeler, bozulmalar ve ihtiyaç talepler oluşmaya başlıyor. Ondan dolayı ama Türk milleti bunun altından mutlaka kalkacaktır. Biz bunu da aşacağız. Biz mevcutta şu anda Besne, Kahramanmaraş, İslahiye ve Nurdağ, Adıyaman bölgesine buradan toplamış olduğumuz erzak yardımlarından da gönderiyoruz. Gönüllü arkadaşlarımız var. Yani buradaki çalışmanın tamamı gönüllü. Gençler de gönüllü. Dağıtımdakiler de gönüllü. Onun için herkesin buna bir şekilde el atmasını istiyoruz. Yoksa bu çözülmez. Bu bir yılı, 1,5 yılı bulacak bir çözüldü. 1 milyon üzerinde bir geçici yerleşim merkezleri yapılacak. Bunların az çok bilgilerini televizyondan duyuyoruz. Birebir ilişkilerimizden öğreniyoruz. Ama bunun da altından kalkacağız. Özellikle ben şunu söyleyeceğim. Buraya gelen yabancı yardım kuruluşlarının hepsine teşekkür ediyorum. Buraya uğrayan bizde 2 yabancı kuruluşlar vardı. Mesela akşam Romanya'dan gelmiş olanlar vardı burada. Oturdular burada. Kendilerine görüştük. Sağ olsun moral destek verdiler. Artı burada katkı sağlamak istediler. Maddi bir yemeğe biz katkıda olmak üzere yardımda bulundular. Yolcu ettik gittiler. Yolda açık market bulmuşlar. Döndü geldiler. Yarım saat sonra bir araç dolusu şeyle bunlar bizim gözümüzü yaşartıyor. Tüm dünya birlik olmuş durumda şu anda. Hiç kimseyi de ayırt etmek istemiyorum. Hiç yardım etmeyecek dedim. Yerlerden yardımlar geldi. Özellikle o Yunan kurtarma ekibinde olanın davranışı herhalde suyun iki tarafını biraz yaklaştıracak gibi düşünüyorum. Teşekkür ederim.